Herkese mutlu sabahlar diliyorum efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Biz birazcık ara vereceğiz. Bu son programımız olacak sizlere sunduğumuz. E, onu söyleyeyim tabii baştan çok renkli bir bölümle karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde çocuklar var. Eğitimi konuşacağız, neler yaptığımızı konuşacağız. Aslında çok tanıdık bir konut bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz ki ayda bir, bir program mutlaka yapmayı rica ediyorum kendisinden. İleride de devam edelim buna. Songül Alka bizimle birlikte olacak. Akıl zeka oyunları eğitmeni kendisi. Zaten tanıyorsunuz. Yine tanıştırayım sizlere. Ve ikinci bölümümüzde de Doktor Çağdaş Aslan bizimle birlikte olacak. Tüp bebeği konu Konuşacağız. Ee, burada çocuklarla açtığımız <laughs> ama çocuk sahibi olamayanlar için de bir e, derman olacak bölümle karşınızdayız. Bunu söyleyeyim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı. Valla iyiymiş işte. çocukla cebelleşiyorum biliyorsunuz mi? zaten. <laughs> evet, Sürekli Yeni bir sistem bu. Sistem. Sistem evet. değil bir şey. Aslında burada benim gördüğüm tahtalar. Ben tahta çok severim. Yani materyal olarak çok severim ama ne özelliği var? Songül bir anlatsana bize sistem aslında Aa. fen, teknoloji, matematik ve mühendislik disiplinlerin Hı -hı. Hı. bir araya gelerek oluşturduğu bir yaklaşım. Aslında burada gördüğümüz gibi tahta parçalarını görüyoruz ama tamam birleştirmeye çalışıyoruz. Evet, burada yönergelerimiz var. Çocuklar birleştiriyorlar. Burada hmm. çeşitli parçaları birleştirerek çeşitli şekiller meydana getiriyoruz ama buradaki amaç bu değil. Ne? Buradaki amaç bunun dediğim gibi tanımdaki. Fene, matematiğe, mühendislik becerilerine dayalı olması. Yani hmm. örnek veriyorum burada bir Da Vinci Köprüsü var. Çocuklarımız bunları yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Burada bir denge söz konusu. Biz çocukları e, bu etkinliği yaptırırken yani Da Vinci Köprüsü'nü yaptırırken e, sorgulatıyoruz. Çocuklar ne çeşit köprüler var? ...hayatınızda kaç çeşit köprü gördünüz... Hmm. Ee, ...taş köprü, asma köprü... ...ahşap köprü gibi bir anda düşünüyorlar... Hmm. ...şimdi memleketlerine gittilerse... ...tatillerde, e, araçla geçilen... ...yürüyerek geçilen gibi... ...onların düşünüp hatırlayıp... E, ...bunları e, söylemesini ve anlatmasını hmm. istiyoruz... ...ve diyoruz ki... ...çok eski çağlardan kalan ya da eski zamanlardan kalan... ...özellikle böyle köylerimizde... E, ...köprüler var... ...neden şimdiye kadar yıkılmadılar acaba diyoruz... Hmm. E, ...yapanlar nasıl yapmışlar... ...hiç mi örnek veriyorum bir dere, Derelerin üzerine yapılmış bir köprü ise e, nasıl yıkılmamış, nasıl Hı -hı. şimdiye kadar e, durabilmiş, ya da hiç mi e, sel felaketi olmamış, hiç mi aşılmamış yıllar yıllar geçmiş, acaba bunlar nasıl oldu diye sorgulatıyoruz çocuklara Hı -hı. ve şunları söylüyorlar. Herhalde pan kişi e, sel, sel felaketine karşı depreme karşı bunları düşünmüştür ve önlemini almıştır. Yani doğa koşullarını Hı -hı. E, burada ne var? Fen işin içine giriyor. E, bunları demek ki düşünmüş olabilir diyorlar. E, peki diyorum bunların e, nasıl örnek veriyorum bu tarz bir Da Vinci Köprüsü. Ya bu bayağı aslında birbirine geçmeli. Çok evet. Hüseyin'cim görüyorsundur evet. e, muhtemelen. Şimdi ben çok yeniden oynatırsam çünkü bu bağlantılı evet, olduğu Çok için, zor yaptılar. Baksana, çok zor <laughs> haklılar. İkincisini şu, yapmak istiyorlar. Baksanıza evet. şu geçmeler falan. Kesinlikle. Yani ben bile hani önce hangisini koymak lazım bak düşünüyorum. Evet şu an onlar tekrardan e, yapmaya tekrar çalışıyorlar. Tekrar baştan yapıyorlar. Aslında yaşam. bu bir yandan da denge... <laughs> e, Birebir modelin aynısını yapmaya çalışmak belki evet. orada bir disiplin giriyor devreye. evreye. Kesinlikle. Bizim işte son günün bana öğrettiklerini ben size burada <laughs> ekranda <de> sanki kendiklimmişim <laughs> <laughs> gibi. Bizim evet. şimdi kıza bir, birkaç tane oyun verdi son gün. Geçen hafta anlatmıştım sizlere geçen gelişinde. Şimdi dedi ki bu dedi ona şeyi gösterecek birebir yapmasını. Bazen de hayal gücünü geliştirici oyunlar veriyor. Onda da diyor ki serbest bırak. Bakalım ne yapacak? Evet. Da ben dedim ki şöyle bir şey yaptı ya çok tehlikeli diyorum diyor ki hayır iyi bir evet, şey. Evet. evet, evet. Ee, Neye göre belir ya o kadar çok aslında senin bir e, atölyen var. Evet. Şimdi e, bu arada geçen sefer hiç buna değinmemişiz. Herkes dedi ki ne? Üzerine konuştunuz. Hakikaten evet. ben çok heyecanlanıp böyle sormadığım için. Evet, evet. Bir atölyen var. Evet. Çocuklarla birliktesin. Biraz anlatsana ne yapıyorsun aslında orada? Aslında biz e, atölyelerimizde e, çocuklarımızı geleceği hazırlıyoruz. Nasıl Hı -hı. hazırlıyoruz? Örneğin buradaki gibi sistem etkinlikleriyle, örneğin robotik kodlamayla, satrançla, Hı -hı. akıl ve zeka Hı -hı. oyunlarıyla. Aslında onlara birden fazla alan sunuyoruz. Bu alanlarda kendilerini deneyimleyip keşfetmelerini sağlıyoruz. Bazı alanlarda mutlu ve başarılı oluyorlar ve ona yönleniyorlar. Bazı alanlarda çünkü her çocuk her şeyde başarılı olacak diye bir şart yok ki bizler de öyleyiz. Herkesin başarı alanı, uzmanlık alanı farklıdır. Ama küçük yaştan itibaren çocuklar buna, bunlarla tanışırsa biraz daha yaş ilerledikçe yani okul öncesi itibariyle başlarsa ee, çocuklar ilkokul itibariyle ortaokul itibariyle artık kendilerini yavaş yavaş e, belirli bir alana yönlenmeye doğru hı. gidiyorlar. Bizlerde de atölyede bu alanlarla ilgili eğitimlerimizi veriyoruz. Hı hı. Çocukların kendilerini ifade etmesi, çocukların kendilerinden bir şey katması çok çok önemli. Hadi önünde yönerge var bunu yap değil. Onun üzerine konuşuyoruz. Belki de aslında felsefe yapıyoruz. Ee, bir çünkü bir araya geliyorlar. Bak sosyallik mesela o kadar evet. önemli ki e, benim çocuğum için en önemli şey bence sosyallik. Bu tip bir evet. aktivitede atölye ifade evet, etmek evet, bunlar evet. çok çok önemli bizim çocuklarımız için. Kesinlikle öyle. Evet. Çok büyük gelişim. Peki kaçlı yaşlardan kaç yaşına kadar böyle bir e, atölyeye gidebilir çocuklar? 5 yaş üzeri Ben vereyim sana. Dur. Eee yaş, yaş ve üzeri için uygun diyoruz. Çünkü çocukların yönelge alıyor olması o yaş itibariyle daha kolay olabiliyor. Hı hı. E, Evet gösterge olarak da önergelerimiz var. Hı hı. Okuyarak yapabilecekleri de ya da bizim anlatabileceğimiz kuralları algılıyor olabilmesi gerekiyor. Daha da keyif alabilmesi için tabii ki 3 yaş itibariyle başlıyor. Fakat 5 yaş ve üzeri benim daha e, verim aldığım yaş grubu. Evet. Hep söylüyorsunuz evet. zaten. Şunu merak ediyorum. Mesela kaçlı yaş, e, kaçlı gruplar halinde? Kaç kişiler? Şimdi pandemi var. Geçen mesela böyle evet. bir izleyicimiz demiş ki pandemide çocukları böyle bir araya getiriyorsun ama biz hepimiz aşılıyız bu arada. Kesin. Yani bütün eğitmenler evet, aşılı. Kesinlikle. Ben zaten aşılıyım tamamen. Evet. E, Covid de geçirdim üstelik. Haklısınız fakat e, yani bu Covid'in çok öne geçmesi de çocukların gerçekten gelişimini geriye gitse. Hatta eğitim bakanlığı evet. da artık diyor ki hayır biz kapatmayacağız okulları. Evet. Yüz yüze eğitim önemli. E, covid Kesinlikle çıkarsa yani. sınıfta galiba bir izolasyon sağlanır. Evet, Onun dışında evet. her şey devam ediyor. Çok zaten. önemli değil evet. mi? Yani iki sene zaten kayıp var bu çocuklarla ilgili. Orası doğru. Ya yani program için bile mesela burada gelen öğrencilerimiz işte kardan dolayı gelemedik Ay, evet, vesaire. derken İki oldu. hafta oldu. Hı -hı. Çocuklarımız çok sabırsız, çok üzülüyorlar çünkü onlar için kendilerini ifade ediyor olabilmek çok çok önemli. Her şeyden önem önemlisi. Yani burada ne yaptıklarının evet eğitim anlamında önemli Hı -hı. ama çocukların bir şeyleri yaptığını göstermesi, kendilerini ifade etmesi her şeyden de önemli. Şimdi bak buraya getirdiğin çocuklarda şöyle bir şey var. Ee, genelde çok mızmızlanır çocuk. Ben çocuk davet ederim ve çok da sevmem çünkü hep böyle bir, bir şey. Mesela burada çocuklar çok iyi senin getirdiğin herkes. Evet. Aslında bu atölyelerin ne kadar faydalı olduğunu da görüyorsunuz. Şimdi biraz çocukları tanıyalım mı? Tanıyalım. Tabi. Ee, tabii şuradan başlayayım mı? Adı ne tatlım? Lodi. Lodi. Sen? Yusuf. Yusuf ne güzel saçın. Saçı bak <laughs> çok güzel yapmış değil mi bu tarafa? Evet, Tek her kızımız. <laughs> Evet. Adın ne tatlım? Yaşam Öykü. Yaşam Öykü. Evet. Ne kadar güzel adın var. Senin? Mehmet Kendal. Seni de tanıyoruz. İşte annesinin Annen. oğlusu. <laughs> Songül'ün çocuğunu evet. söyleyeyim. Anna. Evet. Ah Allah. Adını yazmıyor. öğrendi. yazmıyor yazmayı öğrendi. Ha, anladım artık tabii. Hayır, hayır. Hayır. E, ben de duvarlara yazıyorum annem çok sinir oluyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> benim her iki çocuğum da yazdı. Hiç müdahale etmedim. Sonrasında boyanıyor ama o çocuğun o e, çünkü resim de yapıyor yaz, yazmanın yanında. Yani, her yavaş. iki çocuğum derken e, Yusuf. Aa e, Yusuf e, da Evet. Önce iki... evet, de katılmıştı evet, ama tabii evet, kaçak evet. da oldu. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hiç böyle saç yapmamıştı. O evet. zaman daha normal. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sana çok yakışmış. Hep böyle Yusuf tamam mı? Ben sana hep selam yolluyorum tabii de. <laughs> evet. Konuştukça Ali ve Yusuf'a selam diye konuşuyoruz. Peki şimdi sence böyle bir atölyeye çocuklara ne katıyor? Ee, yaratıcılıklarını tamamen Kim? ön plana çıkarıyor. Çünkü çocuklar ne şekilde kendilerini ifade edecekler. Bazen konuşmalarına fırsat vermiyoruz. Fikirlerini soruyor muyuz acaba bunu sorgulamak gerekiyor. Ee, aslında e, bu tarz çalışmalar çocukların üretkenliğini... Yaratıcılığını ön plana çıkarıyor. E, buradaki etkinlikle alakalı konuşacak olursak, e, dediğim gibi bir de Vinci köprüsü yapmak değil buradaki hı hı. mesele. Çocuğa sorgulatmak, ne tür köprüleri tanıyor, e, onlar nasıl uzun süre dayanmış, oradaki mantık ne? Çocuk bunu öğrendikten sonra artık gittiği her yerde köprüleri, e, bir burada bir matematik var, burada ne mühendislik mühendis var gibi olabilir, düşünüyor. Mesela mühendis olabilir, değil mi? Tabii ki bu bir aşama Öğrendirme. aslında. Burada çünkü e, yapacağı aşamalardan önce bunu dengeyi sağlamalıyım gibi düşünüyor. Ee, burada mesela bizim e, arabamız var o araçlar nasıl çalışır motorla ya da pili. Hmm. ama burada e, hava akımıyla çalışacak yani balona e, havayı dolduracak hmm. bıraktığında e, buradaki e, aracı çalıştırmaya çalışacak. Yaptılar evet. bu da baksanıza süre yetmez diye biz konuştuk bayağı çocuklar çıkardılar ortaya ben de dedim ki önemli değil yani sonuçta burada yapmak zorunda değiller süremiz az tabii Kesinlikle. ki Kesinlikle. onun farkındayım. Ee, Bizler Aa, çocuklara e, kısa bir baksanıza. tabii ki yaşlarına e, uygun bir şekilde elektrik bilgisi de veriyoruz. Robotik hmm. kodlama ve sistem eğitiminin içinde. E, çocuklar artık bunun ne olduğunu biliyorlar. DC motoru hmm. diyoruz. Yani e, Valla ben bilmiyorum. <laughs> e, yaptıkları uf, ufak materyalleri <laughs> çalıştırmak için kullanılan ha, e, bizler hazır oyuncak alırız. Onların içinde de bu tarz... E, ...motorlarımız Süper. vardır. Burada çocuklarımız... ...pervanemiz var, üretiyoruz. pillerimiz var. Muhteşem evet. ya... ...valla her şey var aslında. Yani yaptıkları... E, ...ürünlerin hareket etmesini... ...sağlaması için bir gücün... ...kaynağın olması hmm. gerektiğini, motorun olması... ...gerektiğini... araba yani e, ...kullanırken de rahat edecekler mesela. Şimdi biz hiç bilmeden... Tabii. E, ...bir sürü şey yaptık tabii, tabii. ki. Bu Şur. çok önemli. Bir de seminerleriniz oluyor sizin. Evet. E, değil mi? Yani... E, Biraz seminerleri de anlatsana. Aslında fotoğraflarımız vardı ama ben onu unuttum atmayayım. Ee, sonra belki paylaşırız tamam. Instagram'da ve diğer mecralarda. Neler yapıyorsunuz? Ee, seminerlerde şöyle aslında daha çok akı zeka oyunlarıyla hmm. alakalı. Ee, akı zeka oyunları nedir? Çocuklara katkısı nedir? Bir farkındalık yaratıp daha sonrasında sahneye Çocuklara ayrı, yetişkinlere ayrı alıp çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ee, çok yakın zamanda da yaptık inşallah sürekli Aa, olacak. Öyle mi? Tabii. Ne zaman yaptınız ve nasıldı? Ee, bir hafta öncesi kadar bir sürede yaptık. Çok keyifliydi, çok e, izdiham vardı. Ee, Süper. Çünkü... Oyun deyince zaten çocukları cezbediyor. E, ama ben artık sadece çocukları değil aileleri de alıyorum. Çocuklar annenizi babanızı dört sahneye gönderin diyorum. Anne ve babaların yarışırken görmek onlara ayrı bir keyif veriyor. E, evet belki veliler için basit ne var bu oyunda dedikleri şey sahnede kendileri zorlanıyorlar. Aslında orada bir e, yarışmanın da vermiş olduğu, sürenin de vermiş olduğu rakipler de var. Çok onlar da keyif alıyorlar ve şunu düşünüyorlar. Yani ben burada bir yetişkin olarak bu oyundan keyif aldıysam çocuğum ne kadar alacak diye. Aslında biz orada bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ee, bütün çocuklarımız faydalansın. Akıl zeka oyunları çünkü oyuncak deyip böyle çok önemsenmiyor hmm. genel olarak. Bizler de bunları mümkün olduğunca seminerlerde... E, Kimler destekliyor bu seminerleri? Peki sen kendin mi yapıyorsun yoksa destek e, yani herhangi bir mecra var mı destekleyen? Şöyle yani? e, en son e, Sancaktepe Belediyesi'nde yaptık. Hı -hı. E, bu alanda belediyemiz çocuklara çok önem veriyor. Onlar için yapılan etkinliklere. E, en son dediğim gibi Sancaktepe Belediyesi bünyesinde e, çocuklarımızla çok güzel bir seminer yaptık. Velilerimizin de çocuklarımızdan çok mutlu olduğu bir seminerdi. Ya Kesin şimdi çocuğunu böyle görmek de çok zevkli. Kendini de aktivitenin içine girmek çok zevkli. Evet. Gerçekten de baktığınızda çok zevkli. Bak hepsi evet. çok konsantreler mesela. Evet. Ne yaparsak yapalım aslında onlar yapmaya devam ediyorlar farkındaysanız. Evet. Tüm e, bu yaptıkları şey. Bir evet. de birlikte yapabilme yani beraber bir şey paylaşabilmenin önemini de bence anlıyorlar değil mi? Evet şu an e, ekip çalışmasıyla birlikte aslında şöyle. Kiminin e, mühendislik becerisi ön plandadır, Hı -hı. kiminin matematik zekası ön plandadır. Hı -hı. Ama bunların bir araya geldiğinde e, genelde güzel şeyler çıkar, iyi çalışmalar çıkar. İşte burada da ne oluyor? Ben senin mühendislik becerinden faydalanıyorum, sen benim Hı -hı. matematik becerimden faydalanıyorsun gibi e, karşılıklı bilgi alışverişi oluyor. E, bu da ortaya güzel bir çalışma çıkarıyor. Çocuklarımız küçük yaşta buna alışırsa, yetişkin olduğunda herhangi bir işte e, ekip ruhuna, ekip ruhu Hı -hı. nedir? Ekiple çalışmak nedir? Nasıl iletişim? kurulur, bunun faydaları nedir bildiği için daha yatkın olacaktır. Ben merkezci olmayacaktır. Peki şunu merak ediyorum. Mesela şimdi e, çocukları nasıl organize ediyorsun? Şöyle soracağım sana şimdi. <laughs> bu, bu oyun bir oyun. Bu da bir sistem sistemi. Evet. Konuştuk zaten. Ee, geçen haftalarda konuştuğumuz akıl zeka oyunları vardı. Renkliler vardı, yuvarlaklar vardı. Hatırlayacaklar izleyicilerimizde. Evet. Bardaklarla oynadıklarımız evet. vardı. Sen böyle bir e, sınıf mı açıyorsun? Nasıl duyuruyorsun? Nasıl oluyor? Yani sistemi merak ediyorum. Mesela benim çocuğum gelmek istiyor. 5 evet. yaşında. Evet. Ben nasıl takip edeceğim? Ne olacak? Şöyle tabii burada isim veremiyoruz. Tabii, tabii. Ee kendi atölyemizin kendi sayfalarından bize ulaşıyorlar. Ha öyle. Bütün tanıyanlar. atölyelerin o zaman sayfaları var. Sayfalarından evet. takip ee... edecekler. Kaç saatlik mesela bu kurlar? Her branş değişiyor. Normalde bir ders saat Yani 40 dakika. Aslında hmm. ideal olanıdır ama branşa göre de değişebilir. Tamam. Robotik kodlamada, akıl zeka oyunlarında, satrançta, çocuğun seviyesi, yaşı çok önemli. Hiçbir şekilde bu eğitimi almamış çocukla, daha önce bu eğitimi almış, iyi kötü bir temeli olan çocuğu bir araya getirmiyoruz hmm. gibi. Her branş farklı gün ve saatlerde hem velilerin hem de bizim uygun olduğumuz gün ve saatlere göre bir planlama yapıyoruz. E bu şekilde çocuklarımız atölyemize geliyor. E hangi branşta eğitim almak istiyorsa eğitimini alıyor. O kapıdan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Şimdiye kadar mutsuz değilim. Mutsuz giren ama mutlu çıkan çocuklarımız hep oldu. Ha, e, çünkü onların e, nelerle mutlu olabileceğini biliyoruz. Onlara fırsat veriyoruz, e, üretmelerini sağlıyoruz. E, o yüzden e, zaten bizim sloganımız da var. Tüketen değil üreten nesiller. Ya bence herkes üretmeli. Evet kesin. Bu arada e, kızların da üretmesini ben çok önemsiyorum. Hani biz üretmekten kastımız bir şeyler örmekti ya eski dönemlerde. Evet, evet. Şu anda kızlar. Ee, yani kadınlar, sen de dahil olmak evet, üzere evet. çok gurur duyuyorum. Ee, gerçekten de artık hayatın her alanındayız evet, ve evet, üreteceğiz. Evet, evet. Muhteşem bir şey baktığınız evet. zaman. Gerçekten de öyle. Şöyle bir toparlayalım son tamam. neler söylersin. Ee, çocuklar da yapmaya devam ediyorlar evet, aslında. Evet, yapıyorlar. Ee, dediğim gibi e, bugünkü konumuz sistem eğitimiydi. E, farklı e, disiplinleri bir araya getirerek çocuklarımızın e, maketlerle, motorlarla, e, güçlerle yaptığı, ortaya çıkardı. Ee, çok güzel bir e, etkinlik. Çocuklarımıza feni, teknolojiyi, matematik ve mühendisliği en iyi anlatabileceğimiz etkinlikler. E, atölyemizde de bu tarz etkinliklerimizin eğitimleri var. Hı hı hı. Dediğim gibi çocuklarımızın gelişimi için, mutlu bir şekilde yaratıcılık güçlerini ön plana çıkarmak için e, kodlama, satranç, akıl oyunları gibi birçok branşta alanlarımız var. E, bize ulaşan herkese yardımcı olacağız zaten. Süper. E, amacımız e, gelecek nesillerimizi en iyi şekilde, en verimli şekilde yetiştirmek. Süper çocuklar aslında köprünün üstünü yaptılar ama tabii bizim evet. süremizin sonuna geldik. <laughs> onlar e, <bu> tamamlayacak, <laughs> tabii ki. Onlar tamamlayacaklar. Biz onları elemeyeceğiz. Evet. E, şimdi programı tüm hızıyla devam ediyor demi söylemiştim zaten. E, buradayız. O da burada tüm hızıyla devam ediyor son bölümüyle bu sezonda. Buradanın bu dakikalarında operatör doktor Çağdaş Aslan bizimle birlikte olacak kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı kendisi. Demin de söylemiştim zaten sizlere. Bugün aslında doğal tüp bebeği konuşacağız, polikistik oberi konuşacağız, azospermiyi konuşacağız, çikolata kisini konuşacağız. Yani çok uzun bir parkur var aslında önümüzde. Nasılsınız? İyiyim ben teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Şimdi biz çocuklarla süper bir bölüm çektik. Ee, çok güzeldi ama şimdi tabii e, maalesef ki doğal yollarla anne baba olamayanlar için... E, bu programı yapıyoruz diyebilirim. Şimdi doğal tüp bebek dediğimiz zaman da acaba nesi doğal? Neyi daha çok yapıyorsunuz ya da daha az yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tüp bebek de biliyorsunuz biz insanlara belli oranlarda hormonlar Hı. kullandırıp... ...normalde verebilecekleri maksimum sayıda yumurtayı elde etmeye çalışıyoruz. Bazı hasta gruplarında özellikle yumurta kalitesizliği olduğu düşünülen... ...ki bunun için daha önceden tüp bebek denemesi olmuş olup... Döllenme problemleri ya da üçüncü güne kadar embriyolarının çoğu dökülmüş olan yani geriye embriyo kalmamış olan insanları kastediyorum. Beşinci güne gitmeyen üçle beşinci günde bu sperm faktörü müdür diye düşünülebilir ama genelde ilk üç günde bu iş yumurtaya atfedilir. Eğer böyle bir yumurta kalitesizliği varsa iki siz birine ilaç verseniz de vermeseniz de iki yumurta toplayabilecekseniz o zaman doğal tüp bebek metotlarına başvurmak gerekiyor. Yani doğal tüp bebek dediğim ne? hormon iğnelerini kullanmadan yaptığımız tüp bebek. Kimi zaman hiç ilaç kullanmadan yaptığımız tüp bebek. Yani siz hastanın sadece normal yumurtasını takip ederek bunu yapıyorsanız hiç ilaç vermeden bunun adı doğal tüp bebek olmuş oluyor. Ne gibi avantajlar sağlıyor? Yumurta kalitesizliği olan insanlarda bazen yumurtaların kötü gelişmesinin sebebi bizim kullandığımız ilaçlar olabiliyor. Herkes için böyle değil. Bu bir grup insan için böyle. Eğer böyle düşünüyorsanız daha az sayıda yumurtaya razı olup ilaçtan etkilenmemiş yumurtalarla tüp bebek yaptığınızda elinize daha kaliteli 5. gün embriyoları geçebiliyor. Bakın hali hazırda az önce de 3. gün embriyosu lafını geçirdim. Dünya üzerinde kabul görmüş embriyo transferi günü 5. veya 6. gün. Nadiren de artık 7. güne gitme imkanımız da var. Bunun dışındaki transferler artık dünyada demode. Bilimselliğe biraz daha uzak mesafeli transferler. Çeşitli koşullarda belki düşünülebilir ama bu çok sınırlı bir şey. Yani Doğal tüp bebek dediğim şey ilaçsız yaptığımız tüp bebek. Bunu kimlere yapabiliriz? Az önce de söyledim. Yumurta kalitesi kötü olanlara, yumurta sayısı az olanlara zaten hormon verseniz de vermeseniz de bir şey değişmeyecek. Ben günlük pratiğimde 3 yumurtanın altında yumurtası olacağını düşündüğüm hiç kimseye iğne vermiyorum hormon iğnesi. Hı. En azından iğnelerin varsa olumsuz etkilerine maruz kalmıyor. Üçüncü kim? Hasta geliyor diyor ki ya ben hormon kullanmak istemiyorum. Hı hı. Ben doğal yollarla tüp bebek yapmak istiyorum. İlaçsız tüp bebek yapabilir misiniz? İşte bu doğal tüp bebek dediğim şey ha. ilaçsız tüp bebek aslında. Tamam, Aslında ilaçsız dediğiniz şey doğal tüp bebek. Aynen öyle. Tamam ben bunu biliyordum. İlaçsızı çok okudum ve son dönemin yaklaşımlarından biri ama doğal aynı olduğunu bilmiyorum. Süper. Yani bunda hormon Başını iğnesi. Başarı nasıl? Şöyle söyleyeyim eğer uygun hastaya uygun tedaviyi planlarsanız gerçekten başarı oranınız normalden yüksek oluyor. Ama tabii bunu hastanın geçmiş hikayesini çok detaylı bir şekilde dinlemeniz lazım. Önceki denemelerinde ne olmuş az önce bahsettim yayının başında. Bunları iyice biliyor olmanız lazım. Ya da sizinle olan denemelerinde de kötü seyrettiyse ondan ders çıkarmış olmanız lazım. Uygun hastaya yaparsanız doğal tüp bebeği yumurta kalitesizliği olan veya 40 yaş üzerindeki insanlara yaptığınız zaman daha düzgün embriyolar elde etme ihtimaliniz yüksek. Yani bize birçok kişi dışarıda denemiş denemiş iğnelerle olmuyor. Geliyor doğal tüp bebekle 5 yumurtayla ikisine razı oluyoruz. 2 yumurta yumurtayla yaptığımızdan daha güzel 5. gün embriyosu elde ediyoruz. Ama burada tekrar söylüyorum 5'e kadar zorluyoruz biz embriyoları. 5'e gitmezse zaten transfer etmiyorum kimseye. gebelik elde edip o gebelikle de eve sağlıklı bir bebek gönderme ihtimaliniz daha yüksek olabiliyor. Burada hasta seçimi çok önemli. Oyu da hekimin tecrübesi, hastanın hekimle olan liyalo ile direkt bağlantılı bence. Ama galiba zaten hasta seçimi her konuyla ilgili çok önemli. Mesela polikistik over konuşacağız şimdi. Ee, bir sürü insan diyor ki ben polikistik over olduğumu bilmiyordum ya da ben mesela şöyle biliyorum polikistik over'i çok yumurtası var. O zaman niye hamile kalamıyor? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında halk polikistik over'i nasıl biliyor? Biliyor musunuz? Yumurta tembelliği diye biliyor. Hmm. Yani özellikle de buna sahadaki Biz de sahadayız ama yani özellikle e, çevrede çalışan kadın doğumcular yumurtlamadığı için hastalara sende yumurta tembelliği var diye ifade ediyorlar ki bu belki size uzak geliyor mu? Ekran başında bunu duymuş olan birçok insan var. Ben de, var. Tembelliği de Yumurta ben hiç tembelliği öyle dedikleri için nedir yani çok yumurta var ama yumurtalık yumurtayı seçemediği için yumurtlamaktan imtina ediyor. Yani hmm. o kadar çok yumurta var ki bir akıl karışıklığı hali var. Hmm. Ya bunun hangisini de seçeyim yumurtlayayım derken hiçbirini yumurtlayamıyor. E, bunun sonucunda ne oluyor? Polikistik sendromlu hastalarda farklı tipleri var. Her seferinde söylüyorum. Türkiye'den sık görülenden bahsediyoruz. Yumurtlama olmadığı için adetler gecikiyor. Yumurta sayısı çok olduğu için her bir yumurtadan salınan hormon miktarı normalden daha fazla olduğu için insülin benzeri büyüme faktörlerinde artış oluyor. Bu insanlarda insülin direnci, kilo alma eğilimi, ileri yaşlarında tipiki diyabet, riskleri artıyor. Ha, polikistik over tüp bebekle gebe bırakmak için zor mu? Hayır değil. Bence değil yani onu söyleyeyim. Bu noktada tabii bu sizin hangi hasta grubuyla çok çalıştığınızla alakalı. Benim tezimden başlayarak polikistik overlerle kesişen bir hayat yolu mu oldu? Şimdi hala hazırda da bu devam ediyor. Bu noktada da şimdi doğal tüp bebek tedavilerinin aksine polikistik over sendromlu hastalarda da alabileceğiniz maksimum sayıda olgun yumurtayı hedeflemeniz gerekiyor. Maalesef hastaya göre pozisyon almak zorundasınız. Hekim ben normal yumurta cevabı için 4 ile 19 arası yumurta büyüteceğim diye uğraşırken elde ettiği yumurtaların çoğu olgun olmayabiliyor. Olgun olmayan yumurtaya da tüp bebek işlemi yapamıyorsunuz. Çünkü... 46 kromozomlu oluyor. Size 23 kromozom bir yumurtadan hmm. 23 kromozom da spermden gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla da polikistik over sendromlu hastada eğer tüp bebek tedavisi yapıyorsanız hastanın yumurtalık rezervini iyi tartmalısınız. Kaç yumurta büyütebilir? İki, Hastanın kilosu kaç? Buna uygun dozda ilacı seçmelisiniz ve uygun sürede vermelisiniz. Yani hasta 50 yumurta büyütüyor diye geriye bir adım atarsanız işte o zaman senaryo başa dönüyor ve benim söylediğim gibi olgun olmayan küçük küçük yumurtalarınız oluyor ve 20 yumurta toplamış olsanız 5 tanesine işlem yapıyor. Hastanın %75 şansı orada kaybolmuş oluyor. Farklılaştırdığımız ne? Bunu bildiğim için uygun ek destekleri de hastaya sunarak elde edebileceğimiz maksimum yumurta sayısına ilerleyip gerekli sabrı göstermek gerekiyor. Burada hastayı doğru bilgilendirmek, hekimin de yaptığı işi tecrübeli bir şekilde yapması. Gerçekten o siz 20-25 yumurta toplayacaksanız bunların 18 20'si olgun çıkarsa kişinin şansı dörde katlanıyor. Biz polikistik over sendromlu hastaların çoğunda donmuş embriyo transferi yapıyoruz. Bunu söyleyeyim hatta hepsinde donmuş embriyo transferi yapıyorum. Hormon seviyeleri normale düşsün diye. Geriye de birçok embriyomuz kalıyor bizim. ilk çocuğunu yaptığımız bir yıl iki yıl sonra aile kendini hazır hissettiğinde bence kesinlikle bir yıldan önce olmamalı onu söyleyeyim çünkü Doğan çocuğun da emmeye hakkı var yani. Zaten nasıl bakacaklar? <laughs> bir yıldan aşağı olmamak koşuluyla kalan embriyolarla da ikinci üçüncü çocuğunu yaptığımız insanlar var şu an. hala sadece hazırda. o zaman transfer mi yapılacak o zaman? E kesinlikle o, o zaman kadar. yumurta toplamıyorsunuz yani polikistik overi düzgün yönetirseniz. Hmm. Ailenin istediği çocuk sayısına ulaştırabilecek kadar embriyoyu yapıp kenara koymanız içten bile değil yani. Gerçek bu ve bunu tek toplamada yapabilirsiniz. Şans mı şanssızlık mı tüp bebek açısından bakıyorsanız çok yumurta her zaman şans. Ben böyle düşünüyorum. Evet çünkü az olduğu zaman hep bir sorun var. Şimdi azospermi konuşalım birazcık da. E, tabii sadece biz kadınların <laughs> yumurtasıyla dönmüyor hayat. Yani hep, bunu onlardan, artık. hep onlardan konuşuyoruz ama aslında <laughs> şu an üreyememe sorunların en az yarısı erkekler köken azospermi ne menide hiç sperm olmaması demek ama tek başına bu değil yani erkekler kaynaklı sperm kuyruk bozuklukları hareket bozuklukları şekil bozuklukları baş anomalleri saymakla bitmiyor sperm olsa da birçok sebep artık spermler kökenli bu da bizim iki hafta arayla doğru düzgün iki tane sperm talihi yaptırmamızla ortaya çıkıyor hmm. ve buna göre de hareket ediyoruz biz bu noktada azospermiyi konuşacağız yani menide hiç sperm yoksa ne olur sizin çocuğunuz olmaz mı eğer sizde iki hafta arayla yapılan iki sperm tahlilinde hiç sperm saptanmadıysa o zaman size bazı genetik ve hormonal testlerin yapılması gerekiyor ki sizinle ilgili bir planlama yapılabilsin. Genetik testlerde özellikle sperm üretiminden sorumlu gen alanlarına bakmak gerekiyor. Sperm üretiminden sorumlu gen alanlarının tamamı sorumluysa o zaman sizi tüp bebekle ya da başka bir tedaviyle uğraştırmaya gerek yok. Boşu boşuna ameliyat olursunuz. Maalesef bunları da yeri geldiğinde insanlarla konuşmak gerekiyor. Çoğu zaman bu yen tetkikleri ihmal ediliyor. O zaman hasta boşu boşuna bir de ameliyat olmuş oluyor. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. İki, hastada bu sperm sorununa yol açabilecek bir kromozom kırığı var mı diye bakmak gerekiyor. Yani karyotip analizi yapmak gerekiyor. Hormonlarıyla da bu sperm sorununun hangi alandaki bloktan olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Blok beyinde mi? Blok yumurtalıkta mı yani sperm üretiminde mi ve buna göre hastaya yaptığımız urologla beraber yaptığımız yumurtalık ultrasonuyla beraber ne kadar sperm bulabileceğimize dair bir şans söylüyoruz. Şu an azosperma hastalarının hemen yarısı bizim tedavilerimizle yani bu modern tedavilerle artık çocuk sahibi olabiliyor dolayısıyla onlar ümitsiz değiller hmm. ama burada kimin çocuğu olmayabileceğini en baştan saptayabiliyoruz o insanları mutlaka ayırmak lazım boşuna çabalatmamak boşuna para harcatmamak için hasta uygun seçerseniz bu arada kadını da mutlaka değerlendirmiş olmanız gerekiyor tekrar söylüyorum azospermi hastası var diye yani sperm yok diye kadında bir sorun yokmuş gibi yaklaşırsanız da Oradan sperm bulup da yaptığınız embriyoları kadındaki sorunları doğru düzgün araştırmadığınız için çöpe dağıtabilirsiniz. Bunu hiç unutmayın. Kadın erkek hangisinde sorun olursa olsun sorun çiftin. Bunu unutmamak gerekiyor ve çifti çift olarak ele almadığınız sürece tüp bebek tedavilerinde başarısızlığa uğrama ihtimaliniz artar. Eğer çifti çift olarak ele alır tedaviyi de o çifte göre özelleştirirseniz yani onların ihtiyaçlarına desteklenmesi gereken taraflara yeterli desteği verirseniz işte o zaman eve sağlıklı bebek gönderme ihtimaliniz artar. Bakın tekrar söylüyorum end point yani bunun son noktası hamile kalmak da değil. Hmm. Eve bebişi götürmek. Dolayısıyla hmm. bu ihtimaller üzerinden bunları değerlendirmek gerekiyor. sperma hastaları kesinlikle ümitsiz hastalar değil doğru düzgün yönetilmeleri ve araştırmaları gerekiyor. Onların da uygun koşullarda çocuk sahibi olması çok muhtemel. Şimdi anlıyorum bazen siz Instagram'a koyuyorsunuz şans dileyin bize diyorsunuz mesela hani o pozitifi gördükten sonra ben doğacak gibi düşünüyorum ama... Yani şöyle söyleyeyim bazı hastaların öyküsü çok kötü oluyor genelde onları koyduğumda da geçmiş gebelik kayıpları çok fazla olan insanlar oluyor. Yani tüp bebek tedavisinin bir tarafı da bu gebelik kayıplarını yönetmek yani hasta geliyor bir sürü gebelik kaybı var e tamam hamile kalmasını sağladınız bir de o gebeliğin devamını sağlamanız hmm. gerekiyor. E olsun dua iyi bir şey. Aa tabii her zaman O iyi kadar insanın şey. da iyi, iyi dileği i̇yi gelince enerji, onlar dua. daha iyi gidiyor bence yani. Kesin bence. Ben her, herkese zaten e, her zaman söylüyorum. İnşallah e, doğal yollarla anne baba olun tabii ama olamıyorsanız da en azından e, iyi hekimlerin olduğunu bilmek Türkiye'deki bir tanesi Operatör Doktor Çağdaş Aslan sizin için yeterli olacaktır. Doğru kapıyı çalmak da önemli bizim için çünkü. Kesinlikle. Hasta doktor iletişimi eğer el ele tutuşursa yani güvendiğiniz kişiden sizin gerçekten gebelik elde etme ihtimaliniz ve o bebişi büyütme ihtimaliniz artıyor. O iletişimin çok düzgün kurulması gerekiyor. Hastaların mental olarak, hormon olarak, duygusal olarak etkilenebileceğini hekimlerin hep aklında tutması gerekiyor. Orada sadece tıbbi tedavi değil, psikolojik tarafı da hem erkek için hem kadın için yönetmek gerekiyor. <laughs> Kesin çünkü benim hamileliğim de böyle geçtiği için <laughs> o kadar iyi biliyorum ki. E, gerçekten anksiyetesi olanlar için özellikle çok önemli. Şimdi çikolata kisini konuşacağız. Aslında çok... Güzel gibi duran bir adı var ama hiç öyle değil anladığım kadarıyla. Şöyle söyleyeyim, yani çikolata kisti rahmin iç dokusunun yumurtalıkta ya da vücudun başka bir alanda yerleşmesi ve orada hormonu etkilerle kanamaya devam etmesiyle oluşan kistler. Ne oluyor? Rahmin iç dokusu kadınların adet görmesini sağlayan ve üreyen bir doku. Bu doku gidip yerleştiği alanda hali hazırda hormonlarla beraber üremeye kanamaya devam ediyor. O alanda da vücut diyor ki ya kardeşim burada kanayan bir şey var. Bu böyle bırakalım kanasın mı? Yok kanamasın. Biz bunu sınırlayalım diyor. Ve etrafına kistik bir duvar örüyor. Yani onu oraya hapsediyor. Ama bu hormon etkisiyle menopoz öncesi dönemde her ay kanadığı için giderek büyüyen bir kist oluşuyor. Ve bu kan burada bekledikçe bozunuyor. İçindeki hemosiderin pigmenti nedeniyle kahverengi bir renk alıyor. Bozundukça da çikolatamsı bir kıvam alıyor. Adı buradan geliyor. Yani içinde adet beklemiş, adet kanı var bu hmm. kistin. Sorun ne? Aslında bizim sorun yaratan üreyememe problemi çikolata kistleriyle ilgili değil. Bu kistler oluşana kadar ki dönemde yani o kanamaların karnın içine olduğu dönemde oluşmuş olan yapışıklıklardan kaynaklanıyor. Ne oluyor? Hastanın tüpü yapışıyor, kapanıyor. E, tüp çalışmazsa ne olur? İstediğiniz kadar yumurtlayın ya da istediğiniz kadar yumurtlatın. Spermle yumurtanın birleşme hmm. ihtimali olmaz. Dolayısıyla da o zaman e, kendi kendilerine gebe kalamazlar. Bizim tüp bebek tedavilerinde benim hastalara nacizane önerim. Şimdi çikolata kistleri çok çok nadiren kötü huylu olabilirler. Ama bakın çok çok nadiren bunların çoğunluğu iyi huylu ve takip edilebilir kistler. Tüp bebek açısından baktığınızda bizim çikolata ile ilgili yaşadığımız en büyük problem ne biliyor musunuz? Hastaların çikolata kistinden ameliyat olup geliyor olmaları. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra her çikolata kisti ameliyat edilir mi? Ya da hangileri edilecek? Sizin tarafınızdan saptanacak. Bunları konuşalım. Operatör Doktor Çağdaş Aslan bizimle birlikte. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı kendisi. Az sonra çikolata kistilerini konuşmaya devam edecek. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Operatör Doktor Çağdaş Aslan bizimle birlikte. Demin de söylediğim gibi tam çikolata kistilerinde kalmıştık. Hangileri ameliyat edilmeli ya da neye göre karar veriyoruz? eğer de biz vermiyoruz <laughs> şöyle söyleyeyim şimdi bir yumurtalığa bir cerrahi müdahale yapıyorsanız ister adı çikolata kisti olsun ister başka bir kisti olsun bilin ki yumurtalığı kestiğiniz anda hastanın yumurta sayısını azaltmaya başlıyorsunuz hiçbir yasa ya da başkalarının ne söylediğini göz, göz önüne almaya gerek yok yumurtalığa cerrahi müdahale eşittir yumurta sayısında düşme dolayısıyla burada çiftin çocuk isteği ol, olmaması en birinci kriter eğer çiftin çocuk isteği varsa o zaman ve bu çocuğa yönelik de yani siz bu ameliyat illa alması gerekiyorsa ağrı sebeple olabilir. Kist kötü huylu görünüyor olabilir. Nadiren de olsa böyle olabildiğini söyledim. Böyle bir gereklilik varsa o zaman öncelikle bu çiftli üreme sağlığı uzmanına göndermeniz lazım. Hı -hı. Çünkü kisti yaptıktan sonra yani kist ameliyatı olduktan sonra bu kiste çocuk bu çiftlerin yumurta Hı -hı. sayısında çok önemli bir miktarda azalma olacak. Yani siz Normalde kist varken tüp bebek yaptığınızdaki 14-15 santim çikolata kistiyle tüp bebek yapıyoruz insanlara onu söyleyeyim. Hmm. 10-15 yumurta alabilecekken 10-15 yumurta alabilecekken o insan ameliyat olduktan sonra 1-2 yumurtayı zor buluyorsunuz. Zaman zaman da hiç bulamıyorsunuz. 6 ay bir sene boyunca tek bir yumurta için takip ettiğim 22 yaşında iki taraflı çikolata kistinden ameliyat olmuş insanlar var. Ha, bu noktada çiftin isteğini, fertilitesini yani çocuk isteğini tamamlanıp tamamlanması en önemli şey. Burada gerekli sayıdaki embriyoyu yapıp dondurduktan sonra illa ameliyat olması gerekiyorsa çift o zaman ameliyat edilmeli bence. Ve kötü huylu bir görünüm varsa da çift öncelikle embriyo dondurma gibi yöntemlere gidebilir. Çünkü Artık kötü huylu hastalıklar özellikle meme kanseri hmm. gibi tanı aldığı anda bize başvurularsa kemoterapi almadan biz yumurtalarını dondurup embriyolarını dondurup hmm. sonradan bu insanların çocuk sahibi olmasını sağlayabiliyoruz hatta kemoterapi esnasında mümkünse yumurtalıklarını baskılayıcı ilaçlar kullanıp bu insanların geriye kalan yumurtalarını hmm. hastalığın nüksünü de önlemeye çalışıyoruz o işin içinde de varız yani onu söyleyeyim aslında her yandan e, Aynen öyle gerçekten zamanında başvurmak lazım peki çok teşekkür ediyorum ben teşekkür operatör ediyorum. doktor Çağdaş Aslan bizimle birlikteydi şimdi özellikle e, bugün son programımız e, biz aslında 3-5 ay diye başlamıştık bu işi O da burada. Bu bir iç yapım. Bu arada Beyaz Tıvını kendi projesidir. Kendi yapımıdır. biz aslında çok böyle küçücük bir dönem için anlaştık ve yapacaktık. Ama çok da uzadı, çok da güzel oldu. özel teşekkürlerim var bu programın o da buradanın gerçekten de operatör doktor Onur Kulaksızoğlu. İlk günden beri bizimle birlikteydi. Benim partnerim, sevgili hocam. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Arzu bizimle birlikteydi. Arzu yalnız her perşembe hatırlayacaksınız. Çok uzun bir dönem Doktor Gönül ateş saçan bizimle birlikteydi. Her Çarşamba biz tekrar toplanıp bu programı eminim devam ettireceğiz ama birazcık kısa bir kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden biraz e, dinlenelim. Sonrasında çok daha güzel, çok daha enerjik burada olacağımızın sözünü verelim. E, her şey için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendi aileme, beyaz TV ailesine ve sonrasında tabii ki sizlere seyrettiğiniz için o da burada da bir gün tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.